Ruhu kendine bağlamanın 5 yolunu anlatacağım sana bugün. Çünkü görüyorum bütün danışanlarımdan, özellikle kendini keşfetme yolculuğunda benimle birlikte olan tüm kadınların en büyük hedeflerinden bir veya birkaçı arasında düzenli bir ilişkiye sahip olmak, sonrasında da bu ilişkide karşısındaki adamın ona bağlanmasını sağlamak. O yüzden en çok aranan durumlardan bir tanesi bu. Bugün ben de sana onu kendine bağlayabilmen için 5 tane ana yol önereceğim. Ama tabii ki en önemlisi, yaşadığımız hayatın içerisindeki ilişkilerimizi düzenlerken her şeyden önce kendi farkındalıklarımıza ulaşabilmek, kendimizi keşfedebilmek, potansiyelimizin farkında olmak, her şeyden önemlisi kendi değerimizi biliyor olmak son derece değerli. Sen kendine ne kadar değer verirsen, sen kendini ne kadar seversen, sen kendine ne kadar saygı duyarsan, karşındaki kişi veya kişiler de sana o oranda değer verecek, saygı duyacak ve seni sevecek. Her şey bizde başlıyor aslında. Eğer biz bu mantıkla hareket edersek hayatımız bambaşka bir hale geliyor. Evet, zaman zaman değersizliklerle karşılaşmış olabilirsin. Zaman zaman sana saygısızlık yapan bir dünya insanla yolun kesişmiş olabilir. Ya da zaman zaman kendini çok sevgisiz hissetmiş olabilirsin. Sevmeyi ve sevilmeyi, alma ve verme dengesini çok net kullanamıyor olabilirsin hayatın içerisinde, ama bu hiçbir zaman vazgeçmek adına bir neden değildir. Bunlar öğrenilebilir, yeniden yapılandırılabilir ve bilinçaltında bugüne kadar var olan o öğrenilmiş negatif inançların yerine, senin yolunu kesen kök inançların yerine tamamen yenileri ve pozitifleri konulabilir. O yüzden hiçbir zaman hiçbir şey için hayatta geç kalınmış değildir. Şimdi hayatındaki kişiyi kendine bağlaman için sana 5 tane taktik öğreteceğim. Ama öncesinde sen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutma. Tabii ki bu videoyu beğeniyor olman, arkadaşlarınla paylaşıyor olman da benim için çok değerli. Hadi gel başlayalım. Hayatına birisi girdi ve sen onun için yanıp tutuşuyorsun ve seni asla terk etmesin. Gözü senden başkasını görmesin. Sadece sana bağlansın istiyorsun. Şimdi genel anlamda birazcık erkek psikolojisine bakmak gerekiyor bunun için. Erkek denilen canlı, hayatı paylaşabilecek birini bulmanın sadece şehvetli bir bakıştan geçmediğini iyi biliyor. Tam da bu noktada senin becerilerin devreye giriyor. Ne bu beceriler? İşte yavaş yavaş gel başlayalım. Uzun zamandır olmasa da bir erkek arkadaşım var hayatında diyelim ki. Onunla zaman geçirmekten, dışarı çıkıp kalabalığa karışmaktan ve belki de sadece elini tutmaktan çok hoşlanıyor olabilirsin. Gittiğin her yerde ideal çift olarak parmakla gösteriliyor olmakta egonu tatmin ediyor olabilir. Ama bir yandan da ilişkinin her zaman böyle bu kadar güzel gidip gitmeyeceğini sorguluyorsundur eminim. Sorgulamıyorum deme, sorguluyorsunuz. Üzerinde bu kadar düşündüğün bir şeyin birden bozulması, hayallerinin yıkılmasından da korkuyor olabilirsin. Ya da daha önceki deneyimlerin bu korkuları sana yaşatıyor olabilir. Bu mutluluğun sonsuza kadar sürmesini istemenizden doğal bir şey yok tabii ki. Peki ben bu sihri nasıl koruyacağım? Heyecanı nasıl canlı tutacağım? Şimdi sana anlatıyorum. Bak, aç kulaklarını, beni dinle. Şimdi bak, onu kendine bağlayabilmen için birinci madde motivasyonun ve becerikliliği. Yeni nesil erkekler denildiği zaman ne anlıyorsun? Aklına gelen birçok şey şunlar. Tek gecelik ilişki yaşayan, alkolü seven, her sabah başka bir kadının yanında uyanan seks bağımlısı erkekler geliyor değil mi aklına? Ama bir yandan da bu tanımlamaya uymayan vallahi de billahi de çok erkek var. Kendisine, kız arkadaşına ya da eşine adamış ve o kadından başkasını düşünemeyen erkekler vallahi de aramızda gerçekten yaşıyor. Bak, erkeklerin doldukları günden itibaren fıldır fıldır dönen gözleri içlerindeki ruhsal boşluğu dolduracak bir kadın bulduklarında pat odak noktasını kaybedebiliyor. Güzel ve seksi kadınlar tabii ki onların ilgisini çekiyor ve o kadın bulunduğu istikamete doğru gidebiliyorlar, ama iş hayat arkadaşını bulmaya gelince anlayış biraz değişiyor. Biz kadınlar ise hayatımızın sonuna kadar beraber olacağımız beyaz atlı prensimizi bulmada bize yardımcı olabilecek
tüm konuları yerine getiriyoruz. Erkekler de beraber çocuk yetiştirebilecekleri, yaşlanabilecekleri ve zayıflıklarını paylaşabilecekleri birini bulmanın yolunun sadece ve sadece şehvetli bir bakıştan geçmediğini çok iyi biliyor. İşte tam burada senin becerin devreye giriyor. Bak, hayatındaki erkeğe ne kadar iyi bir anne olabileceğini kanıtlamanın yolu ona çocuklarla iyi iletişimde bulunduğunu göstermenden geçiyor. Bir kafede oturuyorsun. Yan tarafta çocuğun biri avazı çıktığı kadar bağırıyor. Sana göre çok sevimli olmayan bir çocuk. Ama erkek arkadaşın onu çok sevimli bulabilir. Sen de çocuğa isteksiz ve nefret dolu bakışları atmak yerine aynı hisleri paylaştığını gösteren bir tavırla çocuğun hiç olmazsa başını okşayıp hani elinde bir şey olmaz ne kadar tatlı olduğunu söyleyebilirsin. Ha bunu samimiyetsizlikle yap demiyorum ama birazcık karşıdaki erkeğin o yaklaşımının ne olduğunu çözebilmen gerekiyor. Bir başka durum sorun çözücü, iş bitirici olmak. Mesela genelde bütün planları işte sevgilinin yapmasını istersin. O plan yapmadığı zaman bozulursun. İşte tatil planları yapmaya belki üşeniyor olabilir ama seni kayla almıyor gibi düşünebilirsin. Ya sen yap, ona en uygun tatil seçeneklerini bir liste halinde mesela yollayabilirsin. Morali bozuk olduğunda ya da iş konusunda motivasyona ihtiyacı olduğunda ona destek olursun, olabilirsin. Ona yanında olduğunu hissettirebilirsin. Bu şekilde birlikte ne kadar güçlü olabileceğinizi görecek ve sana da minnettar olacaktır. Bak dene bunları. Bunlar çok basit ama hayat kurtarıcı adımlar. İkinci önemli madde, yaklaşık 4-5 videodur da anlatıyorum zaten bunu, görünümün anacığım. Erkek arkadaşın seni her haline sevdiğini söylüyor olsa da aslında senin bakımlı olmana özen gösteriyor ve önem veriyor. Beraber bir yere gittiğinde sana imrenen gözlerle bakan insanlar görmekten hoşlanıyor. Hatta erkek arkadaşlarının senin güzelliğin hakkında yaptıkları yorumlar onu çok mutlu ediyor, bunu bil. Onun içindeki bu duyguları sonsuza kadar taze tutabilmen için yapman gereken kendine önem vermen. Tamam mı? Nasılsa bir sevgilim var, beni beğeniyor diyeyim. Kendini böyle yayma. Düzenli aralıklarla kuaföre git. Saç boyanı yenilet. Saçlarını yaptır. El ayak bakımını ihmal etme. Nasılsa hiçbir fazlalığım yok, dal gibiyim diye düşünüp sporu ihmal etme. Evde yayılıp televizyon izleyeceğine, spor salonunda biraz zaman geçirebilirsin mesela. Spor yapmanın sadece vücudunu geliştirmek ve seni fit tutmakla kalmayıp pozitif düşünmeni de sağlayacağını asla unutma. Her zaman pozitif olman ona da yansıyacak. Kusursuz görüntünün yanında kendinden emin tavırlar sergileyerek duruşunu sağlamlaştırabilirsin. Kendi kendine hep şu cümleyi kur. Güzelim, zekiyim ve istediğim her erkeği elde edebilirim ve ona sahip olabilirim. Ve tabii ki mutfaktaki kabiliyetin, bir erkeğin kalbine giden yol yüzyıllardır midesinden geçiyor. Artık işte yabına atılacak bir laf değil bu. Eğer sevgilin bir şef değilse sana çok iş düşüyor. Vallahi de çok iş düşüyor. Ne yap ne et. Gerekirse annene sıkıştır ve iyi yemek yapmayı öğren. Zaten güzel yemek yapıyorum, fena değilim diyorsan da kendini geliştir. Yemek kitapları al. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendilerine has yemeklerini yapmayı öğrenebilirsin mesela. Hatta o tariflere birebir sadık kalmak yerine kendinden de bir şeyler kat. Sevgini kat mesela. Örneğin yeni baharatlar dene veya her seferinde değişik salata sosları kullan. Adam acıyı sevmiyorsa da onu yakma yalnız, ona da dikkat et. Sonra yemeği yaptıktan sonra masayı şık bir şekilde düzenleyerek kendini bir lüks restoranda yemek yiyormuş gibi hissettirebilirsin. Bundan çok hoşlanacaktır. Bir ilişkideki en değerli konulardan bir tanesi çiftlerin konuşuyor olabilmesi. Erkekler kadınlarla konuşabilmek, onların yanında rahat olabilmek istiyorlar. Bu da rahatlıktan kastettiğim hani böyle beraber evde otururken koltuğa yayılmak değil tabii ki. Karşındakinin ne düşüneceğinden korkmadan konuşabilmekten bahsediyorum. Gün içinde yaşadığı sorunlar, dünyayı sarsan ekonomik kriz vesaire derken seninle yorgun argın bir şekilde buluştuğunda artık daha fazla rol yapmamak istememesi kadar daha fazla rol yapmak istememesi kadar doğal bir şey yok. Erkek arkadaşınla her şeyi konuş. Bak, ona karşı açık ol. Hangi konu olursa olsun ona karşı açık ve net ve dürüst olman çok önemli. Erkekler genelde ilişkilerini açık yaşamaktan hoşlandıklarından seninle de açık olmak isteyecek. Bir kadınla konuşurken yanlış anlaşılmaktan korkup dilinin ucuna geleni geri çekmek veya aslında
hissetmediği bir şeyi söylemekten korkar erkekler. Bu aynı çukurda basmamak için zıplaya 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 yürümeye benziyor. Seni kırmaktan veya anlattığını yanlış anlamandan korkan bir erkek arkadaş bir süre sonra ister istemez senden uzaklaşmaya başlayacak. Bundan korunmanın en önemli yolu da seninle her konudan konuşabileceğini ona hissettirmem. Mesela eski sevgilisinden bahsetmesi seni rahatsız edebilir ama bunun çok fazla tekrarlanmadığı takdirde kafaya takılacak bir şey olmadığını da anlaman gerekiyor. Şöyle düşün, senden bazı şeyleri saklasaydı daha mı iyi olurdu? Üstünde bir ağırlık olmayan, sır sakladığı için stres hissetmeyen bir erkek sana hayallerini, en karanlık düşüncelerini ve en büyük korkularını anlatmaktan çekinmeyecektir. Böylelikle ilişkin çok daha sağlıklı bir hal alacak. Ve beşinci önemli madde libido. Onu ne kadar istediğini sadece baş başa bir yemekteyken ya da yatak odasındayken söyleme. Onun hayatında en önemli erkek olduğunu, ondan başkasını istemediğini her fırsatta dile getir. Gün içinde ona aşk dolu mesajlar at. Gece buluştuğunda onunla neler yapmak istediğini anlatan e-postalar yaz. Bir gece kulübünde kimseden çekinmeden sarıl ve dönüp sana baktığında muzipçe bir göz kırp. İstenilen bir erkek olduğunu bilmek onun sana aşkla bağlanmasını sağlayacak. Böylelikle aranızdaki heyecanın ilk günkü gibi kaldığını göreceksiniz. İşte canım, onu kendine bağlamanın 5 basit yolunu anlattım sana. Her şeyden önce bir ilişkinin devam edebilmesi adına, bunu başta da söyledim diye hatırlıyorum, çok emin değilim, çok konuşuyorum çünkü. Önce sen kendine değer vereceksin, önce sen kendini seveceksin, önce sen kendine saygı duyacaksın ve önce sen kendine güveneceksin. Eğer bu 4 unsuru yerine getirebiliyorsan kendi hayatında, kendi farkındalıklarına ve kendi özgüvenine varoluşunu bir kere oluşturur, varoluşuna saygı duymayı öğreneceksin. Dolayısıyla sen çevreye nasıl bir enerji verirsen o enerji aynı şekilde sana geri dönecek. Kurallarımızı unutmayalım. Önce kendimize bakacağız. Önce kendimizi seveceğiz. Önce kendimizin farkına varacağız. Sonrası zaten kendiliğinden gelecek. Arkasından da bu 5-6 basit kuralı uyguladığın zaman hayatındaki insanla ömür boyu bağlı kalarak yaşayabilme şansın olacak. Yine yepyeni bir videoda görüşünceye dek ben şimdi gidiyorum. Ben giderken sen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarımla paylaşmayı unutmazsan çok sevinirim. Pascal, yapma. Köpüşüm tırmalanmaya başladı. Ben şimdi kapatıyorum videoyu. Onunla biraz ilgileneyim. Yine yeniden görüşünceye kadar. Seni çok seviyorum.